Arkadaşlar merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Mart ayında vatandaşlık sınavım vardı ve bir soruyu anlamadığım için bana İngilizce anlamadı kağıdı verildi. Bundan sonraki süreç nasıl olur ve kaldığım yerden mi soruya devam edecekler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu genelde bu tip görüşmelerin ilkini geçemediğinizde size ikinci bir randevu daha verecekler. Ve o randevuyu şu an bekliyorsunuz. Ne zaman size randevu geldiği zaman ve randevunuza gittiğinizde genelde kaldığınız yerden başlıyorlar. Evet, hani genelde neresinde kaldıysanız aşamanın oradan başlıyorlar. Eğer anlamadığınız İngilizcenin belli bir bölümü varsa yazma, okuma, dinleme bu tip şeylerle başlayabilirler. Ama tavsiyem gene tabii sizin hazırlıklı olmanız olur. Ama süreç bu şekilde olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.